Yani dünyaya o kadar çok aldanıyorlar ki, özellikle internet onları hipnotize ediyor. Yani modern dünya onları hipnotize ediyor. Ulan tamam, böyle bir yapı var diyelim. Yani sana öyle göründüğünü düşünelim. Mesela Ali Naci Ülkü. Bu adam eninde sonunda ölecek. Sen de öleceksin. Herkes ölecek. Bilgisayar nerede kalacak? Evde kalacak. Hava attığınız etiledi kahvehaneler duracak. Evet. Arabalar duracak. Ama siz toprağın altında, çamurun altında olacaksınız. Değil mi? İnşallah. Yani etiler dediğin nedir? Yani İstanbul'un herhangi bir semti betondan, çimentodan, efendim, demirden, memirden yapılmış, taşlardan dolanmış, caddelerden oluşan, Allah'ın oluşturduğu herhangi bir kara parçası, herhangi bir yer. Yani orada o kadar etkileneceğiniz, o kadar dine tercih edeceğiniz derecede nefsinizi etkileyen ne var? Etilerde yani en fazla gider çay kahve içersin. Ne olur yani? Niye bu kadar insanlara ehemmiyet veriyorsunuz? Niye bu kadar insanları gözünüzde putlaştırıyorsunuz? Mesela bu Acun annesi babası aniden Cenab-ı Allah canlarını aldı. Arabanın içinde yanarak vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Hayat kısa. Çocuğu da ölüyordu. Paramparça oldu kerata küçük. Minik, acayip şefkar bir şeydi o. Allah onu da korudu. Allah bak hayatın kısa olduğunu ona göstertiyor. Evet, inşallah. Aynı şekilde Burak Özdemir'e de gösterdi. Annesi genç yaşta vefat etti. Hatırlıyorum. Herhalde beyin kanamasından vefat etmişti. Ani bir ölümle öldü. Allah rahmet etsin. Çok hanım da annesi. Bayağı dindar da annesi maşallah. Muttaki. Babası da çok efendi bir insandı. Yani annesiyle babasıyla görüşüyordum. Yani evlerine gidip geliyordum. Orta halli bir aileydiler yani. Kendi halinde bir aileydiler. Bak Allah orada da gösterdi ölümün yakın olduğunu. Toprağın altına girdin mi? Artık ne internette bağlantı kurabilirsin, ne Facebook'taki arkadaşlarınla görüşebilirsin, ne Twitter'a girebilirsin, ne etilerde gidip gazoz içebilirsin, efendim, ne bebekte gidip işte deniz kenarında yürüyebilirsin. Ne yaparsın? Çamurlu toprağın altında, simsiyah toprağın altında hiç kıpırdamadan yatarsın. Her gün bir yerlerin parçalanarak, her gün bir yerlerin koparak toprağın altında feci şekilde kokan ki yani dünyanın en iğrenç kokusudur ölü kokusu. O pis kokunun içerisinde simsiyah zifiri karanlık bir ortamda hiç kıpırdamadan yüzyıllarca bekleyeceksin. İnşallah. Yüzyıllarca. Arkadaşların arkadan onlar da gelecekler. Onlar da o mahalleye misafir olacaklar. Onlar da senin biraz bitişine daha ilerilere daha ilerilere onları da toprağın altına koyacaklar. Bilgisayarlarınız duracak. İnternete giren başka kişiler olacak ama siz giremeyeceksiniz. Arabalarınız dışarıda kalacak. Evleriniz dışarıda kalacak. Bindiğiniz yatlar dışarıda kalacak. Yemek yediğiniz lokantalar dışarıda kalacak. Duruyor lokantalar. Her yer duruyor. Ama ölenler toprağın altında duruyorlar. Değil mi? Burada onların ufukları açık olması lazım.